Beşinci nokta ve beşinci müjde, en son müjde. Rahmet-i İlahiyenin, çok merhametli olan Allah'ın en latif, en güzel, en hoş, en şirin cilvelerinden, kullarına en güzel tecellilerinden, ona en güzel yanaşmalarından, şefkat tecellilerinden birisi olan şefkat hissi bir iksirin nuranidir. Gizli bir iksir ve çok tesir edici bir nurani, insanın içine yansıyan, elle tutulamayan fakat hissedilebilen ve çok çabuk yayılabilen, fedakarlık isteyen ve insanı tesir altında çok kolay alabilen, tesir altında tutan gizli bir iksir, bir şifa ilacı olan şefkat, Allah'ın muhteşem bir tecellisidir. En hoş tecellisidir, en güzel tecellisidir, en şirin tecellisidir. Aşktan çok keskindir, çok üstündür merhamet. Çabuk Cenab-ı Hakk'a vesile vesile olur. Allah'a ulaşmaya çok çabuk vesile olur. Allah'la irtibat kurmaya. Yakınları vefat etmiş ve evladı vefat etmiş anneler, siz Allah'a meyledin. Bakın bu şefkat vesilesi, Allah'ın bu hoş, şirin ve güzel sizin yüreklerinize koyduğu, peder ve validenin yüreklerine koyduğu o merhametle Allah'a dua edin. Sizin sıkıntı anında, musibet anında edeceğiniz dua, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun demeniz, belki çok kimselerin, çok aşikare, aşk derecesinde dua edenlerin duasından çok daha üstün olacak. Allah'a yaklaşmaya ve kabule karin olacak, vesile olacak, çok daha makbul sayılacak. Ve bu cihette baktığınızda, nasıl ki aşk-ı mecazi ve aşk-ı dünyevi pek çok müşkilatla çok merhalelerden sonra aşk-ı hakikiye inkılap eder, Cenab-ı Hakk'a bulur. Öyle de şefkat, fakat müşkilatsız, hiç müşkilat yok, hiçbir zahmet yok annemizi kendimize celbetmek için, evlatlar ve babamızı kendimize celbetmek için bir gayret, bir çaba içinde miyiz? Hayır. Biz hangi gayret ve çaba içinde olalım veya olmayalım? Onlar gayet fedakar, gayet bir merhametle, bir gayretle, bir şefkatle bize yöneliyorlar. Biz onlar için bir şey yapmasak dahi fedakarına bir şefkatle bize meylediyorlar. Evet, hiç müşkilatsız, daha kısa, daha safi bir tarzda kalbi Cenab-ı Hakk'a rapt eder. İşte o merhamet, eğer o denli fedakarını evladına bağlanıyorsa çok kısa bir şekilde o kalp aynı şekilde Allah'a kendini rapt eder, Allah'a bağlar. Hadiseleri, kaderi kabul eden kederden kurtulur. Yoksa evin mülkünde istediği gibi tasarruf edebilir der. Madem ki yapan bilir, elbette bilen konuşur der. Allah'tan geldik ve yine ona döndürüleceğiz der. Mülk sahibi odur der. Hissenin sahibi, binde bin hissenin sahibi odur. Dilerse binde bir hissesini de bana verir ve ebedi kılar inşallah. Ve elinden alındığı vakit eğer bahtiyar ise, eğer Allah'a inanmışsa, eğer bu sevinci, bu mutluluğu, bu beş müjdeyi keşfetmişse, bu beş noktayı anlamışsa aleminde, iç aleminde, o yangını bununla söndürüyorsa, bir derece teskin ediyorsa, yüreğine bu beş nokta bir sekine gibi iniyorsa, bir rahmet gibi onu işittirebiliyorsa, hakiki ehli iman ise dünyadan yüzünü çevirir, alakayı kalbini keser. Mümin-i hakikiyi bulur, Allah bulur, hakiki nimeti vereni, onun eline koyanı, onun mülkü olduğunu, memlükü olduğunu, mülkünde çalıştığını, eline koyduğun mülkünü günü geldiğinde aldığını bilir, mümin-i hakikiye yönelir, onu bulur. Ve der ki, dünya madem fanidir, dünya gelip geçicidir, bir misafirhanedir, öyleyse değmiyor alakayı kalbe.
kalbin alakasına değmiyor. Kalbimi ben ona bağlayamam ki. Ben o leşlerle kendimi alakadar edemem ki. Bu kalp merhamet dolmalı. Bu kalp bir zikrillahi tetmainnil kulüb sırrına masar. Bu kalp bir mabet, bu kalp bir mehcid, bunu kirletemem. Bu rahmetin tecelli yeri. Ben evladıma buradan şefkat ettim. Öyleyse bugün buradan ayrılmışsa yine buraya karşı sürekli telefonu açık olan Allah, sürekli görüştüğüm olan zat tekrar bana evladımdan bir haber gönderecek. Diyecek ki gel, seni de onun yanına koyacağım. Saadet-i Dareyn'e doğru gel diyecek. Cennette seni onunla buluşturacağım der. Veledin nereye gitmişse oraya karşı bir alaka peyda eder. Öyle mi diyor? Bütün hadiseler bunu gösteriyor mu? Misafirhanedeki zat yanında götüremeyeceği şey kalbini bağlamaz. Öyleyse şu dünyada bağlamıyorum. Evladım gitmişse ben de gideceğim. Ama hazırlıklı olmak gerek. Büyük manevi bir hal kazanır. Sabreder inşallah mükafatını da görür. Mükafatı da inşallah evladının şefkati, şefaati olur. İnşallah müfarekat değil, mükafata. İnşallah firak değil, usule, yani vesileye, buluşmaya ve vuslata doğru dönüşür inşallah. Fakat ehli gaflet ve dalalet şu beş hakikati saadet ve müjdeden mahrumdurlar. Şu beş hakikatteki saadet ve müjdeden mahrumdurlar. Bundan mahrumdurlar. Yani onlar bu düşünceyi idrak edemedikleri için gaflet Allah'ı unutmak ve delalet iç alemlerinde işlediği için Allah'tan gafil kaldıkları için ve Allah kabul etmedikleri için ahirete iman zayıf veya hiç olmadığı için onlar bu sevinçten, bu beş noktadaki müjdeden mahrumdurlar. Bir firak içindeler, bir elem içindeler. Sanki dünya onlar için bir üzüm yedirse 100 tokat vurur. Bir tatlı yedirse 1000 elem tokat çektirir. Sırrına mazhar olmuşlardır. Onların hali ne kadar elim olduğunu şununla kıyas ediniz ki. Kıyas ediniz. Hadi mukayese ediniz. Şimdiki hali mukayese ediniz. Kendinizle de mukayese edin. Eğer varsa ayılınız. O 5 noktayı yarınıza merhem olarak sürünüz. Aciz ve fakir yaralarınıza, geçmiş ve geleceğinize, elinizde bulunanlara karşı bir merhem olarak kullanın. Hadi kıyas edin. Ehli gaflet ve devletin hali nasılmış? Bir bahtiyar hanım gayet sevdiği sevimli tek bir çocuğunu sekeratta görüp, ölüm anında görüp, dünyada tevehüm ve ebediyet hükmünce, dünyada ebedi kalacakmış gibi bir tevehüm, bir evham içindeyken, İşte bunun hükmünce iç aleminde işlemesiyle gaflet ve delalet neticesinde mevti, ölümü, Adem ve firak-ı ebedi tasavvur ettiğinden, ölümü hiçlik olarak gördüğünden, ölümü artık bir mutlak bir son olarak bildiğinden veya ölüp gitti bir daha gelmeyecek diye düşündüğünden veya kabri sadece bir çukur olarak gördüğünden, şu bedenden can çıktıktan sonra bir daha artık bu dostlarıyla bir daha görüşemeyeceğini iç alemine oturttuğundan, yumuşak döşeğine bedel kabrin toprağını düşünüp gaflet ve delalet cihetiyle dehşet aldığından, Erhamu Rahim'in cenneti rahmetini, Allah'ın çok merhametli olan Allah'ın yine merhametle dizayn ettiği, düzenlediği, tezyin ettiği cennetini, Firdevs-i nimetini, ebedi Firdevs cennetlerini düşünmediğinden ne kadar mevsane bir hüzün ve elem çektiğini kıyas edebilirsin. Birine bakıyorsun, kabirde de, ondan sonra cennette de, o müddet içinde de görüşmek var. Birine bakıyorsun, içlik elem oldu bitti, hayat çok manasız.
öldün ve hayattan silindin. Olur mu bir şey? Bu kadar basit mi? Hayır. Fakat vesileyi sadece dareyn olan iman, ebedi saadetin, saadet yuvalarının, saadet saraylarının, ikamet edilecek mutluluk diyarlarının vesilesi olan iman ve İslamiyet. Allah'a iman ve İslam'ı kabul etmek, İslam'ın hükümlerine karşı mukayyet olmak, kayıtlı olmak ve o hükümleri hayatımızda yaşamak ve bu yaşadığımız hükümleri hayatımıza geçirdiğimizde bunlar bize der ki hayatımızdaki işlemesiyle gösterdiği hakikatleri bunlar bize ifade eder ki hakikat bize dillenerek der ki bu mümine lisanen der ki şu sekeratte olan çocuğun veya vefat eden çocuğun şu acı ve mazlum bir halde vefat eden çocuğun Halık-ı Rahimi bunun sahibi olan, bunu yaratan, bunun maliki olan, halika olan, bunun yaratıcısı olan zat çok merhametlidir, çok rahimdir. Bu rahim zat onu bu fani dünyadan çıkarıp cennetine götürecek. Hem sana şefaatçi hem ebedi bir evlat yapacak. Müfarakat muhakkattır. Ayrılık kısa bir süredir. Merak etme. Üzülme anacığım, üzülme yengeciğim, üzülmeyin masum yavrular, üzülmeyin. Ne babanız, ne evladınız, ne eşiniz ölmekle ebedi olarak firaka mazhar olmadı. Belki ebedi olarak bir mutluluğa gitti, belki ebedi olarak bir saadet idareine gitti. Üzülmeyiniz, merak etmeyiniz. Cenab-ı Hak onları yanına aldı. İnşallah hakkınızda şefaatçi olacaklar. Sizin hakkınızda kurtulmanıza bir vesile olacaklar. Bir mutluluk, bir bereket. Belki sizin için bir kefaret olacaklar. Üzülmeyin, mahzun olmayın, merak etmeyin. El hükmü lillah deyin. İnna lillah ve inne ileyhi raciun deyin. Sabır gerektiren anda, musibet anında, musibetin insan üzerinde, insanın atmosferinde yoğunlaştığı o anda siz el hükmü lillah deyin. Hüküm ancak Allah'ındır. Allah hüküm sahibi, hakim olan O'dur, adil olan O'dur, rahim olan O'dur, halik olan O'dur, kadir olan O'dur. Nasıl dilemişse öyle alır. Hüküm ancak O'nundur. Biz de ne deriz bu hüküm karşısında? İnna lillah ve inne ileyhi raciun. Allah'tan geldik muhakkak ki ve yine ancak Allah'a döndürüleceğiz. De ve sabret. El baki huvel baki. Ey baki sensin baki. Odur baki ancak baki Allah'tır. Cenab-ı Hak Hacı Muhsin Yazıcı oğlu ve onunla vefat eden 5 kardeşimize rahmet etsin, mekanlarını cennet etsin, saadet idareinde el ele cennete giren insanlardan eylesin, tahsilatlarını affetsin, geride kalan dostlarına mutluluk inşallah ihsan etsin, geleceği için bir güzellik ihsan eylesin. Rabbim sabrı cemil versin. İnşallah kalplendik o mahzun hali bu derste inşallah bir bu taziyenameli inşallah bir deyici bir sekine olarak kalplendik o sıkıntıları gidersin. Rabbim sizden ve bizden razı olsun. Allah-u Teala hastalarımıza şifa versin. Cenab-ı Hak merhum ve merhum Cenab-ı Hak vefat etmiş yakınlarımıza merhum ve merhumelere rahmet eylesin. Kabirlerini pür nur etsin. Ve bizi saadet-i dareinde onlarla buluştursun. Onlara layık olarak gitmeyi, hazırlıklı bir şekilde gitmeyi, onlara giden yolun ancak iman ve İslam olduğunu idrak etmeyi ve yaşamayı hepimize nasip etsin. Allah sizden ve bizden razı olsun. Allah-u Teala
kudretin tesirini göstersin. Hayatımızın her merhalesinde yaşamayı nasip etsin. Allah rızası için el fatiha muhtarı.